Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. 2-3 gündür bunları yapacağım. Bugün yarın derken dedim Aysun kalk, hazır havada serin. Hemen hazırlıklarına başla. Allah nasip ederse inşallah kışın afiyetle tüketiriz. Kaynar suda haşlıyorum arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi böyle soğuk suya koyuyorum. Eminim aranızda benim gibi yapanlar da vardır. Domatesle kavurup yapanlar da var. Ama böyle yaptığım zaman rengi dönmüyor arkadaşlar. Soğuk suya batırdığım için rengi böyle koyu kalıyor. Kesinlikle renginde herhangi bir şekilde açılma olmuyor. Bir de ben bunu saklama poşetlerine koyacağım. İyice böyle kuruladıktan sonra suları süzüldükten sonra saklama poşetlerine koyacağım. Arasına da bir tane domates koyup öyle dondurucuya atacağım. İnşallah afiyet deriz. Şimdi ben hemen bunu süzgeçten süzdüreyim suyunu. İyice suları süzülsün. Böyle tepsiye koydum. Bu benim ilk kaynattığım taze fasulye. Bu da böyle ikinci kaynattım. Bu bayağı bir dursun burada şimdi. Taze fasulyeler suyunu süzüldü. Ben şimdi onları saklama poşetlerine güzelce yerleştireceğim. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Başladınız mı kışlık hazırlıklarınıza? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen yerleştirmeyi beraber yapalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar böyle tam 4 poşet 2 kilo fasulyeden böyle 4 poşet fasulyem çıktı. Şimdi eşimle birlikte eşimin iş yerine gidiyoruz. Fakat orada çekim yapamayacağım resmi bir kurum olduğu için. Vişne sipariş etmiştik, onlar geldi. Eve gelir gelmez hemen vişneleri böyle 2-3 su yıkadım. Bu arada da saplı ayıklanmış bir şekilde geldi. Bu benim işimi çok çok rahatlattı. 6 kilo aldım. Kilosunu da söyleyeyim, 6 liradan aldım. Kışın iyi oluyor. Kompostosu, pastalarda, cheesecake'te çok seviyorum özellikle vişneyi. Şimdi ben bunları hemen süzdüreyim. Bugün pratik bir şey hazırlamak istedim. O yüzden markete gidip yufka aldım ama yufkalarım bayatmış. Maalesef. Bir daha oradan almam. İlk yaptığım gözlemede böyle pişiyor. Ben bunu çekmeyi de unuttum. Şöyle pişiyor. En son üstüne böyle bir tereyağı gezeceğim. Hatta bunu ben hemen çevireyim. Böyle kaşar peyniri ve beyaz peynir karışımı yaptım. Küçük oğlum böyle sucuklu istedi. Kahvaltı masamı hazırladım. Bu arada oğluma onun için özel böyle sucuklu yaptım gözleme. O sevmiyor böyle peynirli tarzı şeyleri gözlemelerde. Genelde kıyma ya da sucuk tarzı. Böyle yanına başka hiçbir şey yapmadım. Sadece gözleme yaptım. Kahvaltımı koydum. Bu kadar. Tam böyle 10 poşet oldu vişnelerim. Allah ağız tadıyla yedirsin. Sırf size göstermek için çıkarttım şimdi. Şimdi tekrar hemen yerine koymam lazım. Dolları falan çözülmeden. Böyle arkadaşlar hem taze fasulye hem vişnemi bugün aradan çıkartmış oldum. Dondurucuya vişnemizi, taze fasulyemizi koyduktan sonra şimdi sizlerle birlikte ben de ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Vişneli tartaret yapacağız sizlerle birlikte. İnşallah alnımızın akıyla bu tarifi de yaparız güzel bir şekilde. Geçen Özlü'ye gittiğimde benim tart kalıbım yoktu. Tart kalıbı aldım bir tane. Bir de benim böyle küçük tart kalıplarım var. Göstereyim size böyle. Kalan hamurlardan da bunlardan da yapacağım. Böyle 2-3 tane yaparım diye düşünüyorum. Şimdi ben böyle malzemelerimi koydum. Şimdi sizlere de gösterip sizlerle birlikte yapmaya başlayalım. Burada 150 gram oda ısısında tereyağım var. 1 çay kaşığı pudra şekeri. 1 tane yumurta sarısı. 1 paket de vanilin. Şimdi ben bunları şöyle ilk önce bir kaşıkla ezeyim. Ondan sonra da elimle güzelce karıştırayım. İlk önce
Bu su bardağını koydum. Şöyle karıştırayım. Bu arada arkadaşım da aradı beni. Aysun, dışarı çıkalım, bir çay içelim, buluşalım. Ben de bakayım bunu pişireyim. İnşallah yetiştirebilirim. Arkadaşlar hamurum oldu. 3,5 demiştim ama o buçuğun bile 2 yemek kaşığı koydum herhalde. Tam buçuk bile değil. Aynen şöyle görüyorsunuz. Hamur gayet elimize yapışmıyor. Şimdi hamuru güzelce kapatıp buzdolabında tam yarım saat dinlendireceğim. Anne gelen misafiriniz olursa kurabiye hamurlarını yoğurup bir gece önceden böyle streç filmle sarıp buzdolabında bekletip ertesi gün daha pratik bir şekilde hemen hızlıca yapabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte muhallebisini yapalım. 500 ml süt ilave ettim. 2,5 su bardağı süt yani. Yarım su bardağından birazcık fazla nişasta. İlk önce bunları aygazın altını yakmadan önce ilave edip karıştırıp ondan sonra aygazın altını yakıp öyle karıştırmaya başlayacağım. Bir Türk kahve fincan dolusu toz şeker ve bir tane yumurta sarısı. Şimdi bunu iyice böyle özleştireyim. Altı böyle kısık bir şekilde kaynayana kadar muhallebimizi karıştırıp kaynadıktan sonra da geri kalan malzemelerini yani tereyağını, vanilyasını ilave edeceğim. Ondan sonra en sonunda krem şantisini, toz krem şanti ilave edip buzdolabında soğumaya bırakacağım. Muhallebim çok güzel kıvam aldı. Ve hemen buraya getiriyorum ve diğer malzemeleri için ilave edeyim. Bir paket vanilya. Şöyle hemen hızlıca karıştıralım. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Şimdi böyle bir iki dakika sıcaklığı gitsin bunun. Ondan sonra en sonunda toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpıp biraz böyle hafif soğuyana kadar buzdolabında bekleteceğim. Şimdi hemen muhallebiyi ben buzdolabına koyup soğumaya bırakıyorum. Yarım saat dinlenen hamuru şimdi bu yağlı kağıt üzerinde oklava yardımıyla tarif kalıbımda bu arada bu her tarafını margarinledim. Bu tırtık olan kısımları da böyle iyice margarinledim. Çıkartırken rahatlıkla çıkartayım diye. Bir de böyle üstüne de hamuru koyduktan sonra şöyle bir yağlı kağıt kestim. Bunun gibi hani böyle yuvarlak. Üstüne de böyle nohut koyacağım. Kabarmasını önlemek için. Kolay çıkarttım arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Fakat şu ortalarını çatalla delerken herhalde birazcık fazla şey yapmışım. Burası böyle oldu ama olsun, sorun değil. Sonuçta istediğim gibi oldu. Bu da küçük yaptığım böyle tartı kalıbı. Şimdi ben böyle bunu daha 101'den almıştım seneler önce. Şimdi zaten gelmiyor artık bunlar. Şöyle de bir duy taktım buna, yıldız. Şimdi süslemesini yapacağım. Bu arada çilekleri de ortadan ikiye kestim. Havlu kağıdının üstünde. Sularını böyle iyice süzülsün diye. Şimdi arkadaşım aradı. Aysun hazırlan, dışarı çıkıyoruz dedi. O yüzden bunun artık süslemesini en son aşamasını geldikten sonra yaparım. Neyse ben şimdi bir hazırlanayım. Arkadaşım şimdi gelecek beni almaya. Görüşürüz. Kızlarla birlikte çay içmeye gidiyoruz. Büyük bir ihtimalle yine semaver veya bardakta içeriz. İkisi de Nurten ve Halide, eşimin akrabaları oluyor bu arada. Saati 12 yaptık. Bayağı böyle bol sohbetli.
eski günleri bayağı da andık. Biliyorsunuz bu koronadan dolayı da epeydir de görüşemiyorduk. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Benim pasta, benim daha doğrusu tatlı yalan oldu. Artık onu yarın sabah hallederim. Pastayı yarın yapacaktım ama süslemesini. Dedim Aysun, neyse bugün işini yarına bırakma. Bir de çilekleri böyle doğradığım için şimdi bunlar da yarına kaldığı zaman biraz böyle renklerinde falan değişim oluyor biliyorsunuz. Tripodum da kırıldı, bu da kırıldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Valla çocuklar da yardım etmiyor bana. Şimdi süslemesini elimden geldiğince hani şöyle ortaya şöyle bütün çileği koyuyorum. Şimdi yanlarına. Süslemesini bitirdim arkadaşlar ve görüyorsunuz harika oldu gerçekten. Yani bunu istediğiniz meyveli süsleyebilirsiniz. Şeftali olur, muz olur. Yani sizin artık bu damak zevkinize kalmış bir şey. Ben böyle çilekle süslemeyi tercih ettim. Gerçekten de. Hatta şöyle de çekim yapayım ben size. Çok güzel oldu. Bunu da ben böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle şeftali koydum, çilek koydum. Birazcık da böyle çikolata sosu. Şöyle minik. Bir daha yaptığım zaman bunlar da yapacağım. Bugün böyle daha çok böyle tam böyle porsiyonluk oldu bu. Bu çok hoşuma gitti. Ay bu da kırılmasaydı iyiydi. Neyse artık olacağı varmış. Ve tatlımız gerçekten de güzel oldu. İnşallah tadı da güzeldir. Daha tadına hiç yani bakmadık. Sadece ucundan böyle azıcık böyle tart hamurunu böyle aldım. Gerçekten böyle kıyır kıyır olmuş. Ve kapanış konuşmamı artık yapayım. Saat de bayağı geç oldu. 1'e geliyor saat. Duramadım tabii ki yine. Dayanamadım. Hadi yapayım dedim. Bitireyim dedim. Bu arada pastanın tadına da baktım. Gerçekten de çok güzel olmuş. Tam böyle kıyır kıyır bir lezzeti olmuş. Tam da böyle istediğim gibi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka denemek isterseniz açıklama kısmına tarifi ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar benden. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Desteğiniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun.